Rahim sarkması, o bölgedeki dokuların hasarına bağlı olarak ortaya çıkmış anatomik bir bozukluktur. Dolayısıyla bozukluk anatomik olduğu için tedavisi de cerrahi düzeltilmesini gerektirir. Bu nedenden dolayı rahim sarkması durumlarında eğer klinik bir bulgu var ise, hastanın bundan şikayeti var ise o zaman tedavisi cerrahidir. Sadece rahim e, sarkması izole olabileceği gibi bununla birlikte o bölgenin genel olarak bir hasarı olduğu için Mesane de sarkmış olabilir. Makat da vajene doğru fıtıklaşmış olabilir. Dolayısıyla genel olarak o bölgenin bir rekonstrüksiyonu yeniden yapılandırılması söz konusu olmalıdır. Dolayısıyla oldukça e, komplike bir e, cerrahi yapılmalıdır bu rahim sarkmasının tedavisi için. İki türlü yapılabilir. E, vajinal yapılabilir. E, ve de karından yapılabilir. Karından yapılanlarda açık veya kapalı olarak yapılabilir. Rahmin hastanın yaşına göre... E, çıkartılması söz konusu olabilir bu tamir esnasında. Eğer hasta ileri yaşta ise, rahim iyice dışarı doğru sarkmış ise, dolayısıyla vajinal yolla rahim çıkartılıp oradaki dokular rekonstrükte edilebilir. Bunun dışında eğer hasta genç ise, rahminin alınması gerekmeyen bir durumda ise, rahminin yukarıya asılması gerekir. Bu gibi durumlarda da yukarıdan, karnından, kapalı veya açık olarak rahmi yukarı asılarak e, tamir yapılabilir. Rahim sarkması durumlarında bazen idrar kaçırma şikayetleriyle eşlik edebilir. Bu gibi durumlarda da idrar kaçırma şikayetini ortadan kaldıracak bazı özel uygulamalar yapılabilir.